İş Dünyası'na hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Bu hafta İş Dünyası'nda sizlere ben eşlik etmeye devam ediyorum. Yine çok değerli bir konuğumuz var bugün. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Sayın Yavuz Eroğlu. Yavuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağlar Bey. Yavuz Bey, bizim merkezimizde genel olarak hayatımızın da gündelik hayatımızın da tam ortasında şu an seçim ve siyasi gündem var. Ama açıkçası ben bu konudaki görüşlerinizi de alacağım ama buradan başlamak yerine şu soruyu yöneltmek istiyorum. Dünyada ekonomik aktivitenin seyrine ilişkinde ne diyelim teorik tartışmalarında yapıldığı bir dönemde siz kendi bakış açınızla ekonomik kalkınma ve refah noktasında sanayinin yapabilecekleri hususunda neler düşünüyorsunuz? Ne gibi önerileriniz var? Bu konudaki görüşlerinizi almak isteriz. Aslında sorunuz içinde gerçekten cevabı da hissettik. O da şu, temel olarak zaten şu anda dünyanın içinde olduğu konjonktür esas olarak pandemi sürecinde ekonomik durağanlığa sebep vermemek için merkez bankalarının gevşek para politikası çerçevesinde yoğun para basarak oluşturduğu, bugün de bunun karşılığı olarak enflasyonla karşımıza çıkan bir süreç yaşıyoruz. Ama bu süreçlerin temel yaklaşımı, aslında çıktığı nokta sizin sorunuzla da bağlantılı. Şunu görüyoruz, finansal bu tür operasyonlarla dünyayı ayakta tutmak, uzun vadede geniş kitlelere refah sağlayabilmek, bunu da adaletli bir şekilde sağlayabilmek artık mümkün olmadığı görüldü. Daha çok aslında olması gereken şeyin üretim olduğu, bu üretimin sanayi üretimiyle desteklendiği zaman bütün dünyada refahın daha doğru bir şekilde üretilip daha doğru bir şekilde paylaşılacağı bir daha ortaya çıkmış oldu diye düşünüyorum. Bugün yaşadığımız süreçlerde, 2008'de yaşadığımız süreçte, bugün yaşadığımız süreçte aslında bu tür finansal operasyonlarla dönen bir dünyanın çok adil, çok doğru bir paylaşıma sahip olan bir dünya olmadığı, ama esasın üretim, sanayi, ihracat, istihdam modeli üzerinde gitmesi gerektiğini bir daha ortaya koyduğunu çok rahat söyleyebilirim. Yavuz Bey, bu noktada belki ülkelerin tamamında şu anda benzer bir takım ne diyelim söz öbeklerinden söz ediliyor. İşte finansal istikrar, efendime söyleyeyim önümüzdeki sürece ilişkin finansal istikrarın sağlamış olduğu ne diyelim dengelerin devamı noktasında. Sanayicinin bu noktada Türkiye'de genel olarak beklentileri ve ihtiyaç duyduğu şeyler neler sizin bakış açınızda? Şimdi tam konjonktür olduğu için de aslında ilk başta kısa vadede söyleyeyim. Bir an evvel seçim ekonomisinin, seçim sürecinin tamamlanıp aslında analitik olarak küresel anlamda, ülkemizin yurt içi dinamikleri anlamda ekonomik yapılması gereken, önümüzde duran tablonun çözümü için atılması gereken adımların hızlı bir şekilde atılması gerekiyor. Kısa vade için söylüyorum. Bunların önemli bir kısmı da İster istemez yaşanan bütün bu süreçlerin çerçevesinde bir kısmı acı reçeteler de olacak. Bunların hepsinin bir an evvel toplumda doğru bir şekilde paylaşılıp önümüze bakıp ülkemizin bu süreci de hem küresel anlamda pandeminin getirdiği hem global ekonomik yük hem yurt içindeki ekonomik yüklerimizin hepsinin doğru bir şekilde dağıtılıp bu dağıtılan sorumluluklar çerçevesinde sanayinin, vatandaşların hep birlikte el ele bu zor süreci aşıp uzun vadede ülkemiz için daha aydınlık yarınlara yürümemiz gerekiyor. Sanayiyle üreterek gelişmemiz gerekiyor. Onun için kısa vade için söyledim. Uzun vade için de birazcık daha açacak olursak çok net şunu söylemek lazım. Üretim dedik, ihracat dedik. Bunları hep biliyoruz. Bunlar konusunda da ciddi Türkiye'de çabalar var. Sanayinin bir altyapısı var Türkiye'de. Ürün çeşitliliği, sofistikasyonu fena değil. İhracat, iyi ihracat bilen bir toplumsal altyapı oluştu. Sanayici altyapısı, girişimci altyapısı. Bir tek şey eksik, hepimizin bildiği gibi katma değer üretme noktasında eksikliğimiz var. Katma değer üretebilmek için yapılması gereken şeyler belli. Ar-Ge faaliyetlerinin artıyor ama daha hızlı artmasına ihtiyaç var. Artması gerekiyor. Daha katma değerli üretimin ortaya çıkması lazım. Bunun için bir tarafı Ar-Ge, bir tarafı da tabii finansal yapının da bu yönde sanayiciyi kanalize etmesi, desteklemesi gerekiyor. Özellikle son dönemde hep gündemde olan seçici
kredi, seçici finansman modelinin daha etkin, sanayicinin yatırımlarıyla, teşvik belgelerinin modellemesiyle iyi buluşturulması, iyi denkleştirilmesi, suistimaller varsa kaynak kayıplarının engellenip tamamen katma değerli üretime yönlendirilmesi gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman demin söylediğim gibi ihracatta rahmetli Özal döneminden başlayan iyi bir altyapı oluşturduk. Diğer tarafta baktığımızda zaten sanayide gerekli bir sofistikasyonumuz, değişik ürünler üreten bir bölgemizde gücümüz var. Katma değeri de eklediğimiz zaman gerçekten Türkiye'nin çok güçlü bir üretim üssü olacağını çok net söyleyebiliriz. Yavuz Bey, siz şimdi katma değerden söz etmişken hem yanı başımızda özellikle Avrupa sattığında aslında Türkiye'nin de çok ciddi önü, özellikle enerji tarafında bu konuda son dönemde öne çıkan konuları var ama dünyada öncelikler değişebiliyor ülkelerin bir takım karakterlerine ya da o anki gündemlerine göre. Yenilenebilirlik konusu, sürdürülebilirlik konusu. Bu noktada hem kendi sektörünüz hem de Türk sanayisi açısından katma değeri ve Türkiye'nin önümüzdeki süreçte elini rahatlatabilecek trendleri belki bize anlatmak istiyorsunuz. Dersiniz. Çok önemli bir nokta. Şimdi katma değerden çok doğru bir noktaya bağladınız. Teşekkür ediyorum Çağlar Bey. Çünkü şimdi bakın Avrupa Birliği bu özellikle yeşil dönüşüm ve özellikle bu yeşil mutabakatla birlikte öne çıkan bir kıta olarak bu işin öncülüğünü üstleniyor. Ama bunun bir tarafı hepimizin kaygı duyduğu iklim değişikliği, bununla mücadele tarafı, ama yine çok önemli bir tarafı da ekonomik model değişimi. Avrupa Birliği biliyorsunuz yaşlı bir kıta, nüfusu da yaşlı. Sermaye altyapısı ve güçlü eğitim kurumlarıyla, know-how'ıyla, Ar-Ge'siyle önde bir dünyadaki ekonomik bölge. Ama ister istemez hem nüfusun yaşlanması hem dinamizmin düşmesiyle birlikte birçok noktada geri kalmaya başladı. Şimdi bunu aşabilmek için kime karşı? Asya'ya karşı. Bunu düzeltebilmek adına da ekonomik modeli komple değiştirip dünyadaki yeni bir temel model üzerine oturtma çabası da var bir tarafta. Ve bu noktada da bütün dünya bu yeni düzene göre kendini yeniden yapılandırması gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin burada şöyle bir şansı var. Biz sanayi devrimine biraz arkadan başladık. Geriden geldik sanayi devriminde. Geriden geldiğimiz için de bazı eksik arkadan burayı toparlama çabalarımız oldu hızlı bir şekilde. Ama bu yeşil dönüşümle birlikte Türkiye'nin öne çıkabilecek imkanları var. Ben şimdi biraz yakın olduğumuz bizden birkaç örnek veriyorum. Örneğin Türkiye ana ham madde noktasında yeterli imkanı olmadığı, yani petrol üretmediği noktada, demir çelikte madenlerin yoğun çıkmadığı bir ülke olduğu noktada belli modelleri bu yeşil dönüşümle birlikte geri dönüşümle ham maddelerini elde edip hem yeşil dönüşüm modeline ekonomik anlamda katkı ve uyum, yeni bir büyüme potansiyeli yaratabilir. Diğer tarafta da çevresel anlamda iklim değişimiyle alakalı olumlu yönde katkı verebilir diye düşünüyorum. Buna çok iyi bir örnek. Türkiye'nin biliyorsunuz petrokimya sektörü çok güçlü değil. Yani toplamda Türkiye Avrupa'nın en büyük ikinci plastik üreticisi, bu konuda çok başarılı, Almanya'dan sonra hemen ikinci, ama bu sektörün ihtiyaç duyduğu ham maddeleri üreten petrokimya sektörümüz ise sadece yurt içi ihtiyacın %12 ile 15'i arasını karşılıyor. Şimdi petrol zengini bir ülke değiliz, bunları yurt dışından bu ham maddeleri ithal ediyoruz, ama bu yeni modelde, Avrupa'nın yeni ekonomik modelinde geri dönüşümle birlikte Türkiye kendi ham maddesini kendi dönüştürebilen, kendi toplama imkanlarını katan, ayrıca dünya içinde ciddi bir geri dönüşüm merkezi teknolojik anlamda olabilecek imkana sahip. Bu diğer ana maddeler için de bunu söyleyebilirim. Türkiye dolayısıyla düşünce sistemini, mevzuatlarını, çalışma şeklini bu yeni usul üzerine kurgulaması lazım. Bunu da şunun için söyledim. Görüyoruz çünkü bazen geçmişte atıklar bir çöp gibi görülürdü. Ama bu yeşil dönüşüm, yeşil mutabakatla birlikte atıkların artık bir kaynak olduğu, bunların değerlendirilip hem çevrenin korunması adına hem de diğer taraftan da ekonomik kazancın yenilenemez kaynaklar dediğimiz petrol kaynakları yerine
çevreyi de bir şekilde olumlu etkileyecek bu aktiviteyle geri dönüştürülmesi öne çıktı. Mevzuatlarımızda dolayısıyla bu tür değişikliklere ihtiyacımız var. Bakanlıklarımız Avrupa Birliği ile bu sürecin içinde yakın çalışıyor. Ama burada hala gelişime açık yanımız olduğunu biz düşünüyoruz. Bu da sanayiyi çok daha fazla geliştirecek. Birçok yeşil dönüşüm Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak. Hem ana ham maddelerdeki bağımlılığımızı kendi içimizde çözme imkanı sağlayacak. Hem de sanayi devriminde geriden geldiğimiz noktayı burada çok daha önde karşılama ve katma değer üretme potansiyeli yaratacağını düşünüyorum. Bu noktada da sektörler olarak çalışmalıyız. Sivil toplum kuruluşlarına da tabii burada Çağlar Bey önemli bir misyon var kamu dışında. Biz Türkiye'de plastik sektörünü temsil eden bir sivil toplum örgütü olarak PAGEV, Türkiye'de özellikle bu demin saydığım hem yeşil dönüşüm, geri dönüşüm, diğer tarafta katma değeri arttıracak teknolojilerin oluşturulabilmesi için tasarım, araştırma geliştirme, prototip üretimi gibi ana merkezleri hepsini birleştiren bir plastik mükemmeliyet merkezi kurulması ile ilgili çalışmalarını yapıyor. Bunun birinci fazı tamamlandı. 4 fazlık bir proje. Dolayısıyla o proje çerçevesinde tamamlandığında Türkiye'de Avrupa'da ikinci olduğu Almanya'dan sonra bu konuda daha da öne çıkacağı, katma değerli ürünler üreteceği bir modeli de, bir ekosistemi de ülkeyi kazandırmayı hedefliyoruz. Yavuz Bey, 2 gün önce ben araştırma masasında özellikle Çin gibi dünyanın imalat üssü, ticaret üssü olan bir ülkedeki genç işsizliğine değinmiştim. Ya da doğru ifade etmek gerekirse aslında şimdi kuşak tartışmaları yaptığımız bu dönemde bilhassa genç istihdamına dair konular hemen her ülkenin gündeminde. Açıkçası sizin bakış açınızdan burada gelecekte Türkiye'nin yaşayabileceği riskler ve fırsatlara ilişkin, önündeki fırsatlara ilişkin görüşleri de almak isteriz. Sizin de belirttiğiniz gibi tüm dünyanın gündeminde bu genç işsizliği. Ama bunun kök nedenine indiğinizde esas sebep tabii ki hepimizin bildiği artık otomasyon ve birçok meslekle alakalı işin artık otomatik olarak çözülmesi, yani makinelerle çözülmesi. Dolayısıyla da sadece belli yetkinliklere sahip kişilerin iş yapabilecek hale gelmiş olması. Burada tabii çözüm şu, çözüm ilk planda yapılması gereken, demin de söylediğimiz gibi bir ülkede ne kadar katma değerli iş varsa o işi yapabilecek insanların eğitiminin de o seviyede, yetkinliklerinin daha doğrusu o seviyede olması gerekiyor. Dolayısıyla özellikle genç işsizliğinin birinci çözümü genel işler değil. Yani genel bir üniversite mezunu olmanın ötesinde yaptığı işe hakim, o işin artık makinasının uygulamasını yapabilecek, yani bir ürünü bir yerden bir yere koyacak değil de özellikli işleri yapabilecek insanlar yetiştirmemiz lazım. Bu anlamda meslek eğitimi çok önemli. Belli mesleklerde uzmanlaşmış eğitimlerin olması çok önemli. Artı gençlerin buna yönlendirilmesi çok önemli. Çünkü yaşadığımız bilgi çağında sosyal medyanın da ortaya koyduğu bir kültürel değişim var. Bu değişimle herkes daha genel işler yapmak istiyor. Özelleşmiş, uzmanlaşmış noktalarda çalışmak yerine. Bu da tabii demin bahsettiğimiz açığı oluşturuyor. Bu noktada biz tabii kendi üzerimize düşen noktasında da sivil toplum örgütü olarak bir örnek olması adına söylemek istiyorum. PAGEV, plastik sektörünün geleceği adına şu ana kadar yaptığı 2 tane okulu var. Kendi meslek liseleri yaptı, inşaatından itibaren sıfırdan yapıp Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı. Hala okulların içindeki müfredatından tutun atölyelerine kadar, öğrencilerin mezuniyetine kadar, öğrencilerin istihdamına kadar onlarla birlikte bir ekosistem oluşturduğumuz yapılarımız var. 2 meslek lisemizde öğrenciler yetiştiriyoruz, mezunluyoruz. Tek amacımız bu gençlerimizin özellikle bu gelen çağda genel bilgilere sahip veya temel işte bir yerden bir yere bir ürün koyan model insana ihtiyaç olmadığı için bunun dışında kalıp gerçekten katma değerli üretim yapabilecek işinde uzmanlaşmış meslek sahipleri insanlar olabilmesi. Bu modelin tüm dünyada da aktif olarak uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Tabii küresel anlamda Çin örneğini verdiniz.
başka bir model daha var şu anda önümüzde dünyanın bu dönüşümü içinde. Eskiden globalleşme bir trend olarak bütün dünyaya sunulurken bugün gördüğümüz artık yerelleşme, yerelde çalışma, ülkelerin kendi sınırları içinde üretim yapması veya komşu veya dost ülke dedikleri ülkelerle birlikte ticaret yapıp geniş bir çerçeveyi değil de belli bir çerçeveyi kendi ticaret alanları içine almaları. Bu durumda, bakın bu durumda daha fazla aslında mesleği bilen insanlara ihtiyacın arttığı, dolayısıyla ekmeğin artık aslanın ağzında değil midesinde olduğu bir durum. Biz buna göre eğitimi, gençlerin yetiştirilmesini muhakkak sağlamamız gerekiyor diye de düşünüyorum. Yavuz Bey, biraz daha çerçevesi belli konulara dönecek olursak, özellikle seçim sürecinin içindeyiz, zaten soru da yönelteceğimi söylemiştim. Bu noktada şu anda içinde bulunduğumuz merkezinde siyasi gündemin olduğu bu ortam sizi nasıl etkiliyor? Şöyle bakın, seçim ortamlarının değişmez bir özelliği vardır. Toplum çok geniş kitlelerden oluşuyor. Bu kitlelerin bir parçası da sanayiciler, üreticiler. Bunlar da bu kitlelerden bir tanesi. Ama şunu biliyoruz, demokrasinin hem güzel yanı hem de işin doğrusu, işleyişinin temel özelliği, bütün toplum kesimlerinin hep bir arada bir karar vermek için, ortalama bir karar oluşturabilmek için bir araya geldikleri ve oy kullandıkları bir düzen. Şimdi bunun dinamikleri normal günlük hayatta bizim sanayinin, üretimin dinamikleriyle bazen tam uyumlu olamayabiliyor. Bütün dünyada da bunun böyle olduğunu biliyoruz. Bunun tam adı seçim ekonomisi diyoruz. Seçimin öncelikleri diyoruz. Bu tür durumlarda tabii sanayicilerin her zaman istedikleri, üretimin her zaman istediği bir an evvel sonuçlanıp seçimin ardından kim seçilirse seçilsin, ülkenin ekonomik anlamda önceliklerine odaklanıp bu odaklar çerçevesinde, tırnak içinde söylüyorum, yapılması gereken neyse kararları alıp seçim ekonomisi dışında gerçekten her zaman günlük ekonominin analitik uzun vadeli bakış açısı içinde çözümlerin üretilip ülke ekonomisinin kalkındırılması, geliştirilmesi gerekiyor. O yüzden seçim süreciyle ilgili en önemli bakış açımız bu sürecin özellikle yoğun katılımla demokratik bir şekilde gerçekleştirilmiş olması, birinci turun, ikinci turun da böyle olacağıyla alakalı umutlarımızı çok net ortaya koyuyoruz. Demokratik karar verilecek, herkes oyunu kullanacak, saygı içinde, sevgi içinde, birlikteliğimizi bozmadan çıkan netice ne olursa olsun, çıkan neticeye saygı gösterip ülkemizi kalkındırıp büyütmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Demin dediğim gibi küresel ve ülkemizin kendi iç yapısı itibariyle ekonomik olarak alınması gereken tedbirler var. O tedbirlerin muhakkak ki bir kısmı acı olacak ama hepsi toplumsal kesimler olarak bunları paylaşacağız ve ardından da ülkemizin demin söylediğim temel dinamikleri de olumlu olduğu için bir müddet sonra da hepsini daha iyi bir noktaya götüreceğimizi ben düşünüyorum. Yavuz Bey, son 3-4 dakikamız. Bu noktada da ülkemizde malum gündem var ama depremin etkisi yalnızca bu zaman dilimiyle kısıtlı kalmayacak. Hepimizde çok derin yaralar bıraktı. Bu noktada eminim ki sizin bölgeye destekleriniz olmuştur. Belki önümüzdeki süreçte hem de yapıcı bir takım konuları konuşmak adına neler yaptınız? Önümüzdeki sürece ilişkin istihdam ve oradaki ekonomik diyelim ana direklerin ayakta kalması için aklınızda bir takım projeler, öngörüler var mı? Biz tabii bir Türkiye toplumu olarak halkımız hep bir arada birbirimizle her zaman zor zamanda dayanışmayı bilerek bir arada olduk. Şimdi çok zor bir zamanı yaşadık. Gerçekten önemli bir vatandaşımız, önemli sayıda bir vatandaşımız birçok ilimizde ciddi anlamda büyük bir afete maruz kaldılar. Ve bu afet sonrasında da dayanışma içinde bizler de üzerimize düşen kısa vadeli işler vardı yapılması gereken. Hep birlikte onu yaptık. Biz de sektör olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu yakıt tanklarından, efendim ondan sonra kullandıkları gıda kaplarına kadar, orada gıdaların servisinde kullanılan kaplara, çocuklarımızın rehabilitasyonuna için ihtiyaç duyulan oyuncaklara kadar AFAD'la işbirliği halinde bakanlıklarımızla, özellikle oyuncaklar konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla pedagojik formasyona uygun oyuncakların gönderilmesinden tutun da günlük acil ihtiyaçların karşılanması noktasına kadar sanayicilerimizle birlikte bir çaba gösterdik. Ama bu yeterli değil. Niye?
sizin de dediğiniz gibi gerçekten büyük bir yara, büyük bir afet yaşandı. Bunun ardı da çok önemli. En önemlisi de bölgedeki insanlarımızın tekrar o bölgede yaşamlarını devam ettirip üretimlerini devam ettireceği, bölgenin demografik yapısını da eski halinde tutacağımız çabalara ihtiyaç var. Burada da daha büyük bir işbirliği gerekiyor. Bizim biliyorsunuz Türkiye'de sanayimizin de çatı kuruluşu Türkiye Odalar Borsalar Birliği'miz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'mizde de Rıfat Sercukluoğlu Başkanımızın önderliğinde tekrar daha geniş çapta konut yapılması için Çevre Şehircilik Bakanlığımızla birlikte bir kampanya başlatıldı. El verin ev yapalım diye. Bölgede çok sayıda konut üretilip özellikle mağdur vatandaşlara sağlanması noktasında ilk planda da TOBB'un kendi 1 milyar liralık bağışıyla başlayan bu kampanyaya sanayicilerimiz olarak katkı verip destek olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da kampanyaya gerek bir daire vererek, gerek bir bina olabilir, gerekse de bir tuğlayla katkı verebilecekleri imkanlar var. Bununla alakalı Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin iletişim kanallarında, sitesinde bilgiler var. Hep birlikte şu anda çok hızlı ve güzel şekilde devam eden bu kampanyayı el birliğiyle daha da ileri götürmek arzusundayız. Vatandaşlarımızı, dayanışmamızı, birlik ruhumuzu ortaya koyacağımız bir fırsat gibi de görüyoruz bunu. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Gelişme ve Eğitim Vakfı Başkanı Sayın Yavuz Eroğlu bizlerle birlikteydi. Yavuz Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Çağlar Bey. Teşekkür ederiz.